Bu videoda sizlere iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine yeni gelen kamera ayarları, kamera özellikleri ve detaylı olarak kamera menüsünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Yeni gelen özellik su terazisi özelliği oldu. Bunu buradan aktif hale getirebilirsiniz. Özellikle fotoğraf çekerken ufuk çizgisini iyi ayarlayamıyorsanız burada su terazisi işinizi kolaylaştıracak. Şimdi biçimler kısmına bir gelelim çünkü farklar burada başlıyor. İlk olarak fotoğraf çekimi diye bir bölüm var. Fotoğraf modu 24 megapiksel diyor. Normalde ana kamerada 1x'te kullanılabilirsiniz kullanılan fotoğraflar 12 veya 24 megapiksel olarak kaydedilebiliyordu. Ama artık ana kameramızda fotoğraf çekerken bunun ayarını yapabiliyorsunuz. Pro'larda bu mümkün değildi. Boyutlar kısmına geldiğimiz zaman ise 12 24 megapiksel arasında biri 3 megabayt, biri 4.8 megabayt. Yani benim size önerim burada 24 megapikseli kullanıyor olmanız. Çünkü çözünürlük gerçekten fark ediyor arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey eğer telefonu gece modunda, makro modunda ya da flash açık ya da portre ışığı modunda kullanırsanız yine 12 megapiksel fotoğraflar elde edeceksiniz henüz oralarda 24 megapiksel ne yazık ki kullanılamıyor. Alt tarafa geldiğimiz zaman yeni ve beğendiğim noktalardan biri de burası oldu. Pro saptanmış menümüz var. 14 Pro ailesinde 48 megapiksel fotoğraf sadece RAW şeklinde çekebiliyorduk. RAW fotoğrafın işlenmemiş hali olduğu için burada da gördüğünüz gibi 75 megabaytlık bir ham veriyi bizlere sağlıyordu. Bu yüzden ben açıkçası 48 megapiksellik fotoğraf çekmiyordum. Ancak yeni yazılımla beraber isterseniz JPEG isterseniz de HEIF formatında 48 megapiksel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tabi burada 75 megabaytlık dosya artık JPEG'de 10 MB. HEIF formatında ise 5 ya da 6 MB'e kadar düşebiliyor. Bunun için ise eğer HEIF'i kullanmak isterseniz buradan yüksek verimlik moduna geldiğiniz zaman Apple'ın kendi ekosisteminde rahatlıkla kullanılabilecek HEIF formatında fotoğraflar ya da videolar çekebilirsiniz. Ben aynı zamanda Windows'da kullandığım için burayı JPEG formatında tutuyorum. Bu tamamen size kalmış. Bunun için bir de kamera kısmına bir gelelim. Oradan size bir şey göstermek istiyorum. Fotoğraflarda JPEG maksimum diyor. Şu anda ana kamerada olduğum için ve ilk ilk yaptığım için telefonum 24 megapiksel fotoğraf çekecektir. Şurada sağ yukarıda JPEG maksimumu aktif hale getirdiğim zaman şu anda biraz daha zaman aldı zaten çekimi gördünüz. 48 megapiksellik fotoğraflar elle ettik. Şuradan da hemen hızlıca kontrol edelim bunu. 48 megapiksel diyor. Bir önce çektiğim fotoğraf ise demin de size söylediğim gibi 24 megapiksel. O yüzden ayarlamaları bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bu 12, 24 ve 48 çekimler yapabiliyoruz dedim ya. Aslında şöyle 12 megapiksel fotoğraflar en iyi düşük ışık performansının olacağı fotoğraflar. 24 4 megapiksel ise hem resim çözünürlüğü hem de keskinlik için iyi bir dengesi olan fotoğraflar için, 48 megapiksel fotoğraflar ise daha çok crop yapacaksanız, çektiğiniz fotoğrafı keseceksiniz, büyüteceksiniz ve raw fotoğraf çekip işleyecekseniz daha doğru bir çözüm olacaktır. Burada ayarlarınızı size bırakıyorum. Şimdi burada lensler kısmına bir gelelim isterseniz bu telefon 7 lensli olarak lanse ediliyor. Bunun da sebebi şu, burada bir 0.5 lensimiz var, sonrasında 1'e geliyoruz, 24 milim yazıyor, bir daha tıklıyoruz, 28 milim, bir daha tıklıyoruz, 35 milim. Sonrasında iki X'e geçiyoruz ve bir de 3X var. Eğer telefonunuz Pro Max ise burada 5X yazacak. Bunu isterseniz Pro'larda 15X'e kadar da yükseltebiliyorsunuz. Şimdi burada tabii çok fazla seçenek geldiği için bununla ilgili olarak ise bir ayar gelmiş. Ayarlara geliyoruz. Kamera menüsünde aşağı doğru iniyoruz. Ana kamera denilen bir bölüm var. Bu ek lensler kısmında isterseniz 28'i, 35'i hangisini kullanmak istemiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Ya da telefonunuzda kamerayı açtığınız zaman ana kameranızın 24, 28 veya 35 mm ile açılmasını isterseniz ayarını yapıp kullanabiliyorsunuz. Bu da yine ince düşünülmüş güzel bir detay. Şimdi ise yeni gelen bir diğer özellik olan Portre modunda çekilmemiş fotoğrafların sonradan Portre moduna geçirilmesinden bahsedeceğim. Mesela burada çekmiş olduğum bir fotoğraf var. Bunun için sağ yukarıda düzenliğe geliyorum. Şu anda burası kapalı ve ben bu fotoğrafı Portre modunda çekmedim. Ancak şu şekilde gördüğünüz gibi derinlik ayarını 1.4 ila F16 hatta kapalıya kadar getirebiliyoruz ve gördüğünüz gibi arka plandaki bulanıklık ayarlanabiliyor. Tabii buradaki esas detay şu. Fotoğrafı çekerken şu sol altta F yani şuradaki diyafram işaretinin çıkması lazım. Telefon onu sonradan portre moduna geçirebiliyor. Yani bu ne demek? Şöyle göstereyim size. Mesela makro modu var ama o demin bahsettiğim F işareti burada çıkmıyor. Şu anda çıktı mesela. Şu an bu çektiğim fotoğraf sonradan portre moduna geçirilebilecek. Örnek Fotoğrafı çektik. Sonrasında burada zaten sol üstte direkt portreyi gördünüz. Düzenle dedikten sonra arka planı rahatlıkla uçurabiliyoruz. Bu özelliği sadece deminki yöntemle kullanabilirsiniz. Hazır çekilmiş bir fotoğrafımız var. Hızlıca bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da yeni gelen güzel bir özellik. Fotoğrafı normalde hani şuradan kesmek isterseniz ne yaparız? Düzenle deyip kesmemiz gerekiyordu. Şu şekilde parmağımızla büyüttüğümüz zaman sağ yukarıda kırp çıktı. Kırpa tıkladığımız zaman otomatik olarak bu fotoğrafı kesecek. Şimdi ise bir şey daha göstermek istiyorum. Bu kırp tuşuna uzun bastığınız zaman isterseniz özgün formatta isterseniz geniş ekranı 9:16'ya, isterseniz de daha çok Instagram postlar için kare formatta kırpabiliyoruz. Bu da yine güzel bir ayar olmuş. Yeni gelen bir diğer özellik ise portre modundaki odağı değiştirebiliyoruz. Bazı arkadaşlar daha öncesinde de bu özelliğin olduğunu söylüyor ama daha öncesinde portre modunda odak değişmiyordu arkadaşlar. Sadece alan derinliğinin ayağını değiştirebiliyordunuz. Böylelikle bununla odak değiştirmek biraz daha farklı bir şey aslında. Daha önce portre çektiğim bir fotoğrafı açtığınız zaman ama sarı bir kare işareti çıkıyor. Bu sarı kare işaretiyle nereye dokunursanız o doğa oraya değiştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Ama tabii ki böyle alan derinliği çok fazla olan fotoğraflarda böyle en arkaya tıkladığınızda oraların netliği olmayacak. Çünkü mantık olarak zaten makine burayı netlediği için arka planı mümkün olduğunca bulanıklaştırıyor. O yüzden bu mümkün değil. Fokus olarak yani odaklama olarak buradan değiştirebilirsiniz. Yeni gelen diğer özellik ise özellikle profesyonel olarak video çeken kullanıcılar için bence çok önemli. Bunun için biçimler kısa kısmına geliyoruz ve en alta geliyoruz. ProRes kodlama denilen bir bölüm var. HDR, SDR ve Log yazıyor. Bu log çekim önemli bir detay ama siz eğer profesyonel bir kullanıcı değilseniz log çekmenizi önermem. Çünkü videolar olduğundan çok daha soluk renkli gözükecek. Log formatta çekim daha çok eğer videolarınızı DaVinci'de ya da Final Cut Pro'da sonradan renk atacaksanız log çekmek burada mantıklı olacaktır. Tabi bununla ilgili olarak belki ileride farklı bir video da çekerim. Şimdi isterseniz gelin işin kamera kısmına gelelim. Buradaki detaylardan hızlıca size bir bahsedeyim. Öncelikle buradaki menüye bakalım hızlı çekim normalde gördüğünüzden daha hızlı bir şekilde oynatmak istiyorsanız hani mesela time -lapse gibi hızlı çekimi tercih edebilirsiniz video çekimleri için gayet güzel burada da lens ayarlarını rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz ağır çekim adından da anlaşılabileceği üzere slow motion video çekim yapmak isteyen kişiler için sağ yukarıdan burada çözünürlüğü hızlı bir şekilde değiştirebiliriz 720 240 ya da HD 120 fps gibi ayarlar yapılabiliyor sinematik kısmına geldiğimiz zaman f tuşuna bastığımızda diyaframı buradan değiştirebiliyorsunuz. F16 ile F2 arasında. HD kısmında yine çözünürlük değiştirilebiliyor. 4K'da 30 FPS'lik bir ayar burada bizlere sunulmuş maksimumda. İsterseniz 2x'lik zoom'u da sinematik modda artık kullanabiliyoruz. Video kısmına geldiğimiz zaman ise ilk olarak lensler zaten burada biliyorsunuz. Bunlara tek tek değinmiyorum. Farklı lensler var demiştik ya. O farklı lensler burada yok. Sadece 0.5 1, 2 ve 3'ü kullanabiliyoruz ve sonrasında 9x'e kadar da zoom yapılabiliyor. Sonuç üstte eğer flash'ı açmak isterseniz flash kısmı demin bahsetmiş olduğum ProRes kısmını açmak isterseniz buradan bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Tabi telefonumda maksimumda 16 dakika çekim yapabiliyorum. ProRes Log çok fazla yer kaplayan bir çekim türü. Sağ yukarıda Action modu var yani hareket modu var. Hareketli çekimleri daha stabil hale getiriyor. İyi çalıştığını düşünüyorum. Burada 2.8K ile 30 FPS ya da 24 FPS de yapabiliyorsunuz ya da HD'de 30 ile 60 arasında değişebiliyor çözünürlük boyutları Action mod için. Yani hareket modunu kap kapattığımız zaman ise 4K'da 30 FPS ve HD'de ise 60 FPS'te çekimler gerçekleştirilebiliyor. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman ise demin bahsettiğim tüm lensler mevcut. 0.5, 24, 28, 35, 2x ve 3x maksimumda ise 15x'e kadar çıkılabiliyor. Sol üstte burada bir flash işaretimiz var. Demin bahsetmiş olduğum JPEG maksimum buradan açılıp kapatılabiliyor. Hızlı çekim yapmak istiyorsanız buradaki ayar tıkladığımız zaman hızlı bir şekilde filtreleri atayabiliyorsunuz gördüğünüz üzere ve sağ tarafta ise hareketli fotoğraf çekim özelliği buradan aktif hale getirilip kapatılabiliyor. Sonrasında şurada bir işaret var. Burada fotoğraf, video vesaire yazarken artık bir menü geldi. İlk tarafta flash, sonrasında yine canlı fotoğrafların açılıp kapanma özelliği. Sonrasında burada zengin kontrast isimli filtreyi görebiliyorsunuz. Fotoğrafları çekerken hangi formatta çekmek istiyorsunuz? 4'e 3 mü, kare mi, 16'ya 9 mu? Onun ayarı gerçekleştirilebiliyor. Pozlama ayarı buradan gerçekleştirilebiliyor. İsterseniz bunun farklı bir yolu daha var. Ondan da bahsedeceğim zamanlayıcıyı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. 3 saniyeye 10 saniye ve yine farklı filtreler hızlı bir şekilde atanabiliyor arkadaşlar. Peki şimdi bahsetmiş olduğum pozlama ve pozlama kilidi nasıl yapılabiliyor? Ondan bahsedelim hızlıca. Diyelim ki fotoğrafta şuradaki alanlar en parlak alan. Çünkü oralarda bir ışık var. Ama burayı düzgün pozladığı zaman şurası karanlıkta kalıyor. Sizin böyle bir ayar yapmanız gerektiği zaman istediğiniz yere bir kere tıklıyorsunuz. Bir kare çıkıyor. Şöyle buradaki güneş ışığını yukarı doğru kaydırdığınız zaman fotoğraf daha da aydınlanıyor gördüğünüz gibi. Aşağı doğru çektiğimiz zaman ise gıda da kararıyor. Burada hani özellikle ters ışıkta fotoğraflar, manzaralar çekmek istiyorsanız sizin için güzel bir ayar olabilir. Aynı zamanda diyelim ki şöyle bir e, odaklamasını yapmak istediğiniz bir nokta var, odağı kitlemek istediğiniz. Şu şekilde basılı tutuyorsunuz ve gördüğünüz gibi artık AF AE kilidi aktif hale geliyor ve bundan sonra hem pozlama hem de nereye dokunursanız dokunun gördüğünüz gibi pozlama değeri bir şekilde değişmiyor olacak ve AF'yi de oraya kitlemiş oluyoruz. Fotoğraf kısmında bir de gece modundan bahsedeyim o yüzden flash'ı kapatıyorum. Burada gördüğünüz gibi gece moduna geçtiği zaman otomatik olarak 1 saniye ile 3 saniye arasında ayarlamasını kendi gerçekleştirebiliyor. Buradan bunun açılımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman kapanıyor açtığınız zaman şu an 4 saniye kadar yükseldi. Bu da gece modunun açılıp kapanma ayarıydı. Portre moduna geldiğimiz zaman portre modunda 1x, 2x ve 3x'te çekimler gerçekleştirilebiliyor. Burada doğal ışık, stüdyo ışığı, kontur ışık vesaire gibi klasik Apple'ın ayarları bizlere sunulmuş. Sağ yukarıda F tuşu var. Gördüğünüz gibi burada diyaframı değiştirebiliyorsunuz. F1.4 ile F16 arasında derinlik simülasyonu buradan sağlanıyor arkadaşlar. Ayarlar buradan yapılıyor. Sol tarafta da gece modu var. Gece modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Panoramaya geldiğimiz zaman ise klasik zaten panorama modunda telefonu fotoğraf çekmeye başladıktan sonra kaydırmanız yeterli oluyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.